Herkese merhabalar. Tonguç Evler'e sıvı ve gaz basıncını anlatacağız. Tonguç Evler, katı basıncını yaptık. Şimdi sıvı ve gaz basıncı. Yapmayalım elan, hocam. Sadece katı basıncı yeterli değil mi? Elan, mesela diyelim ki bak şurada bir çay var, görebiliyor musun Tonguç? Bu çayın içinde bir sıvı var. Bu sıvının bardağın tabanına yaptığı bir basınç var. Bunu sen bulabilir misin kendi başına? Bulamam hocam. Harika. Bunun için ben sana bir yöntem öğreteceğim ve bulacaksın evladım. Sıvı basıncı için en önemli yöntem şu Tonguç. Bir kere sıvı ne kadar fazlaysa o kadar fazla basıncı olur. Bak burada 5 santimetrelik sıvı var. Burada 10 santimetrelik sıvı var. Buradaki basınç mı daha fazladır? Buradaki basınç mı daha fazladır Tonguç? Bence sağdaki hocam. Tabii ki sağdaki. Bunu herkes söyleyebilir zaten. Şimdi birazcık daha değişik bir örnek yapacağım sana. Diyeceğim ki Tonguç. Şimdi bir tane kap var. Başka bir tane daha kap var. Bu kapta şöyle bir sıvı var Tonguç. Şöyle bir sıvı var. Bir de bu kapta şöyle birazcık daha koyu bir sıvı var. Şimdi sence hangisinin basıncı daha fazla desem sana? Bilmem ki hocam. Sıvılara göre değişir. Sıvılara göre değişir. Çok güzel. İkisinin de yüksekliği aynı. Mesela ikisi de 5 santimetre, 5 santimetre. Böyle bir durumda ise o zaman şey yapacaksın. Hangi sıvı nedir diye bakacaksın. Mesela diyelim ki bu su olsun, bu da alkol olsun. Tamam mı Tonguç? Suyun yoğunluğu daha fazla olduğu için yine basıncı daha fazladır bundan. Yani basıncı daha fazla olan yoğunluğu daha fazla olandır. Basıncı daha fazla olan yüksekliği daha fazla olandır. Anladım hocam. O zaman sıvı basıncı nelere bağlıymış Tonguç? Yükseklik, yoğunluk, alkol ve şey nedir onun adı? Su ve sorunun zorluğuna bağlı hocam. Evet, sıvı yüksekliğine bağlı, bir de sıvı cinsine bağlı. O zaman bir sıvı yoğunluğu diyelim buna. O zaman sıvı yüksekliği arttıkça sıvı basıncı artar. Doğru. Sıvı yoğunluğu arttıkça sıvı basıncı artar. Yani mantıklı. İkisiyle de doğru orantı var diyoruz ve geçtik. Sıvı basıncı yüzey alanının ilişkisi çok önemli. Bundan sınavda çok sorucu geliyor. Evladım, sence bunun mu basıncı daha fazladır, bunun mu basıncı daha fazladır? Çok basit bir soru soralım sana. P1 mi daha fazladır, P2 mi daha fazladır? Sence evladım, ilk aklına gelen şey ne? Bence hocam boş bırakıyorum. Pas. Ben harika soruyorum. İnsanların çoğu sağdaki daha fazla çünkü burada daha fazla su vardır diye düşünüyor. Halbuki burada şunu bilmemiz gerekiyor Tonguç. Basınçları birbirleriyle aynıdır Tonguç. Sebebi kabın şekli önemsizdir bu konuda. Ne önemlidir? Ne demiştik? Sıvı yüksekliği önemlidir demiştik. Bir de ne önemli demiştik? Sıvı cinsi önemli demiştik. Ya ikisinde de su var. Yükseklikler aynı. O zaman sıvı basınçları aynıdır Tonguç. Mesela sana absürt bir örnek vereyim mi Tonguç? Çok absürt bir örnek. Bunu çok veriyorum ben çocuklara. Şöyle diyelim bak. İki tane kap var evladım. Evladım bak, bunda böyle bir sıvı var. Bunda da şöyle bir sıvı var. Hangisinin basıncı daha fazla Tonguç sence? Soldaki hocam bariz. Evet, soldaki daha bariz böyle. Bayağı bir gözüküyor değil mi? Halbuki bunların basınçları eşittir Tonguç. Çünkü aynı, ikisinde su var. İkisine aynı yükseklikte. Demek ki kabın nasıl olduğu önemli değil. Hatta daha da absürt bir şey yapalım bunları. Böyle yamuk yumuk bir kap koyalım. Tamam mı kardeşim? Böyle yamuk yumuk bir kap koyalım. Sanatsal bir kap. Artık böyle yapıyorlar hocam kapları. Evet. Elit bir kap görüyorsun. Evet. Kaliteli insanlar. Şimdi aynı yükseklikte ama dikkat eder misin? Yamuk yumuk. Eğri bürü. O zaman diyeceğiz ki ya kardeşim aynı su. Yüksekliği de aynı. O zaman basınçları da aynıdır diyoruz. Son derece anladım. Ve geçiyoruz evladım. Basıncın iletilmesinde bak sıvılar basıncı üzerlerine uygulandığı gibi iletirler. Hocam ben iğne olmaktan her zaman korktum. Herhalde hiçbir zaman da iğne olmayı sevmeyeceğim. O yüzden bu soruyu bu sayfaya geçelim hocam. Şu anda korktun mu evladım şimdi? Şu an bile korktum hocam. Lütfen korkuyorum. İğneden korkuyorsun. Kan tutar mı seni evladım? Kan tutmuyor beni ama iğneden korkuyorum hocam. Bak Tonguç, şuradan bastırsak buna. Buradan su fışkırmaz mı? Fıt eder. İşte veya iğnenin ucundaki ilaç fışkırmaz mı? Bunun sebebi bunun içindeki sıvının basıncı, kendine uygulanan, buradan uygulanan basıncı her yönde iletmesi. Hatta çok fazla bastırırsan şırınga patlayabilir bile. Çünkü sıvılar üzerlerine uygulanan basıncı iletir. O zaman sıvılar üzerlerine uygulanan basıncı iletti mi? Bir de şöyle bir olay var Tonguç. Mesela arabanın, bisikletinin lastiği patladı mı herhalde hiç? Patladı hocam. Patladığı zaman bir tane böyle hani pompa denilen, lastik pompası denilen bir alet var. Böyle pss,
Aynen. Böyle ses çıkarıyor. Toplu mesela şişirmek için kullanılır. Bunu şişirebilmek için bu pompayı kullanırsın. Sen buradan bastırırsın. Elinle bastırırsın. Yani katı basıncı uygularsın. Buradan da bu gaz bunun içine dolar. Sebebi gazların da basıncı iletmesidir. O zaman hangileri basıncı iletiyormuş evladım? Sıvı ve gazlar. Yani biz bunlara kolayca ne diyoruz biliyor musun bu ikisi? Akışkan diyoruz Tonguç. Yani ikisi de akıyor aslında. Bir yerden bir yere doğru hareket edebiliyor. O zaman bak, sıvı ve gazlar basıncı iletebiliyorlar. Bunu unutmayacağız Tonguç. Ve kendilerine uygulanan basıncı her yönde iletirler. Bunu da unutmayacağız. Peki bunu söyleyen adam kimdi biliyor musun? Pascal denilen bir adamdı. Şöyle bir olay daha var. Bir de gaz basıncı denilen, gaz dediğimiz gazların da bir basıncı vardır diyoruz. Mesela bu balonun içinde gaz tanecikleri var mı Tonguç? Aa, balon muydu hocam? Harika, balon var. Bu balonu sen eline tutuyorsun. Bu balonun içinde gaz tanecikleri var değil mi Tonguç'um? Evet hocam. Bu gaz tanecikleri sürekli hareket ediyorlar. Çünkü bütün tanecikler hareket eder. Ve bu tanecikler hareket ederlerken balonun etrafı içine çarpmıyorlar mı? Evet. Bu içine çarptıkları için işte bir basınç oluştururlar. Ama burada şunu bilmemiz gerekiyor. Bu gaz tanecikleri buradaki aşağıya daha fazla çarpar tarzında böyle bir şey yok. Yani gaz basıncında ağırlığın basınca etkisi yok Tonguç. Yani gazın bir ağırlığı var falan aşağıda. Öyle bir gaz basıncında bu ağırlığın bir... Gaz basıncında her yöne eşit miktarda basınç gönderir. Yani yukarıya da eşit miktarda, sağa da, aşağı da, sola da, sol yukarıya da eşit basınç uygulanır. Demek ki gaz basıncında kabın her yerine eşit basınç uygulanır. Yani aşağılarda daha fazla basınç, öyle bir şey yok Tonguç. Bunu unutmayalım. Ve gaz basıncında bilmemiz gereken gazların taneciklerinin düzensiz hareketinden ve etrafa çarpmasından oluşuyormuş. Anlaştık mı evladım? Anlaştık hocam. Ödüllü sorumuzu yap, cevaplara gönder evladım. Üşenmiyorsun. Tonguç Ayım konulu video bombalamamız devam ediyor. Bu videoyu like etmeyi unutma. Bir önceki ve bir sonraki videomuz.